Dikkat ederseniz hiçbirinize pas vermedim. Hiçbir kayınvalideme. Bugün vallahi konuşasım var. Bir de bak geldim üstüne bir de triplerdesiniz. Beyhan Hanım, Songül Hanım, Müfide Sultanım, Rabia Sultanım, hayırdır ne oluyor? Ben iyiyim ya. Gelinlerim, laflarımın hiçbiri size değil, tam tersine size dün üzüldüğüm için bunları söylüyorum. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. 50 dakika, 45 dakikada hamurlar açılıyor, yemekler yapılıyor. Yani yapamazsanız da yapamazlarsa da bedellerini zaten kendileri ödüyor gelinler. Bu ne böyle stüdyoyu terk etmeler? Ben istemiyorum, ben gidiyorum. Yapsaydın, etseydin, hatırlıyor musunuz bu dediklerinizi? Ben size göstereyim mi dün ne oldu? Gerçekten kendinize bir bakar mısınız? Aç. Seda... Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi olamaz böyle bir şey. Yok arkadaş ya, ben git. Dışarı çıkıyorum vallahi ya. Git. Ya hırsımdan var ya her şeyi yıkıp dökmek istiyorum, yeter. Girmeyeceğim, tadıma da girmeyeceğim. Yarışmadan da yönetmenlerle görüşeceğim, elisinler. Ben gelinimi de kendimi de bu şekilde streste sokamam, yoramam da. Ben başkalarına çeyrek bilezik kazandırmak için gelmedim buraya. Bitti artık tahammülüm ya, yarışmak istemiyorum ben ya. İstemiyorum yarışmak, yarışmadan da çıkmak istiyorum. Asla kendini vermiyorsun, ne yapmaya geliyorsun buraya, ne yapmaya geliyor ya? Bu annece bir koyu yapıyorum, yapmayacağım. Bizi zillendirmeyin. Ama yarışma bu işte. Bulamayınca olmuyor yani. İkisi de 5-1-1 kullandı. Tabii sen buranın hayır kurumusun. Anam ben ilk defa bunu kullandım. 3 sezondur sana bir şey öğretemedim ya. Allah 3 sezondur. Ya ama aşkım ben de bu... Siz tabak babak, tatlı matlı, yemek memek hak etmiyorsunuz. Aleyna ya da Yeşim puanı kaptı. Aç da görelim. İnşallah Aleyna. İşte bak sen bunu hak ediyorsun. Aynen. Kayınvalideler de öyle tabak hak ediyorlar. Kötülükten başka bir şey yapmıyorsun. Biz de kötülükten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Ben ne kadar kötü biriyim ya. Ben bir şey hak etmiyormuşum. İnsan, insanda biraz vicdan olur, merhamet olur ya. Sanki karşımdaki çocuk ya. Hep öyle yapıyor. Artık yut sabrım taştı ya. Buna bu lafları söylemene ne gerek var? Yarışmıyor, çık git ya. Sanki çocuk gibi her zaman azarlıyor. Ben ne yaptım? Sonuçta ben de bir insanım ya. Gördünüz mü? Duydum. Ağlamanızdan hiç etkilenmiyorum. Bu ne ki böyle yani? Önüne gelen ben gidiyorum, ben oynamıyorum. Biz de sizinle oynamayalım o zaman. Yazık değil mi yani yanındaki geline, ha? Ama ben söz alabilir miyim? Alabilirsin. Nursel Hanım, ben gelin yemek her zaman da yapmaya da bilir. Evet. Olmaya da bilir. Evet. Ama ben Yeşim'in tabağı olmamışsa sorumlu ben miyim de bana car. Ben benim tabağım açıldığı zaman mı konuştum? Ha. Açılmadan seninle konuştum. Dedim ya bir ki, sus hele bir sus. Hayır. Bir sus. Bulsam da bağırıyor. Ben sana bulmadığın için kızmadım ki. Ben sana bulmamla ilgili bir şey söyledim mi? Ha. Niye bana bir verdin dedim mi? Diyemen ki. Hayır. Beni... Diyemezsin. Ben, bak açarken bile tabağı inşallah aleyhinadır diyorsun. Senin derdin zaten beni bulmak falan değil. Tabii canım. Bak ben Yeşim, oraları geçiyorum. İnan ki mevzu o değil. Onlar da zaten haklısınız da. Yani hep Yeşim haklı. Yeşim haklı demiyorum. Yemek yapmıyorsa biri alacak oturacak. Haklı haksız meselesi aramıyorum ben. Beyhan abla gitmek istiyor musun? İstiyor musun? Finale kalmak istiyorum. Songülcüm gitmek istiyor musun? Gidelim mi? Yani bir ayağı kapıda kayınvalide ben istemiyorum ben finale kalmak istiyorum. Yani. Yani öyle kalmak kalacağız. İstiyorsan. Kalırız. Yeşim, Aleyna.
Buyurun Nursel Hanım. Erkek tarafından birini getirin, kabul ediyorum ya. Aa, gerçekten. Aa. Madem bu kadar yoruldunuz, sıkıldınız, oynamak istemiyorsunuz. Benim taraftan gelecek kimse yok. Getirin ya. Ben kabul ediyorum. Ben varım. Her ben. Türlü de kabul ettireceğim. Yok istemiyorsun ya. Terk edip duruyorsun ya. Sanki böyle zorla tutuyormuşuz yani gibi. Yani insanda bir öfke patlaması olamaz mı? Senin ha? Hep patlıyor o öfken. Hiç ya ben insanım yani sonuçta evet. Bir insanım ya. Çok bir güzel dakika. Bir insansın. Bir sen orada var, neye patladın var. Mesela? Daha benim tabağım bile açılmamış. Orada ha. Sen neye patladın mesela? Hak etmedin ha. Dedin o. Hak etmedin dedin. Ben hak orada, etmedim. Hayır. Sen bunu hak etmedin. Ben hak orada etmedim. Sen orada kişisel algılayıp duygusala vurma. Ben onu bütün kayınvalidelere söyledim. Size iyi tabak hak etmiyorsunuz dedim. Çünkü koysak da ortaya umurunuzda değil ki. Umurunda değil mi benim? Bak haram. Sen demiyorum. Bütün ha. Kayınvalideler. Anladım onu anladım. Tamam özür dilerim. Bak özür dilemesini biliyorum. Bak ben sana diyorum ki örnek olarak günlere göre puan verme diyorum inadıma yapar gibi. Nursel Hanım bugün günlerden ne güne göre vereceğim. Günlerden sana... ne? Ha. Yemek neydi? Uy uy. Böyle burası ciddiye istiyorsunuz ki şu koltuktan ben ibaret ben neyi ciddiye almıyorum? Burada ben ne? Burada benim kadar o puanlamayı ciddiye alan kayınvalide varsa gelsin. Ya sen buradan üç kere gittin, üç. Tamam, ağlaya gelsin ağlaya, ya, yerlere yerlere yata yata. İyi yorum ya yapıyor olabilirsin. Ya beni çıldırtmayın olabilirsin. Allah aşkına ya. İyi yorum yapıyor olabilirsin ama birçok kez uyuyorsun, orada başka işlerin peşindesin. Niye ben, şaşırıyorsun, yapmıyormuşsun şey gibi. Ben işlerin peşinde de olsam, uyusam da, yatsam da, kalksam da işim aksatıyor mu? Bir dakika. Aksattın mı Nursel? Sen burada kaç kere aksattın puan... Aksattın mı? Kaç kere unuttun? Şunu yemem, diye. Bunu yemem. Mayonez koymayın. Tabii yılan yiyeyim, kurbağa yiyeyim, tost bağ yiyeyim. Yarışma programı ama maksat zaten bu. Değişik şeyler yapmak, sizi şaşırtmak. Siz şu an dört kayınvalide birden elini vicdanına koysun. 40 dakikada, 50 dakikada yemek yapılıyor burada. Birbirleriyle savaşıyorlar. Buranın atmosferini biliyorsunuz. Siz tek yapmanız gereken tatmak, odaklanmak ve gelininizi bulmaya çalışmak. Bulursam bulayım, bulmazsam bulmayayım. Vallahi Nursel Hanım bu konuda o kadar haklı ki durup niye kaçıyorsunuz ya? Burada kaçması gereken biri varsa o da gelinler biziz. Kayınvalideleriniz burada durmak istemiyorsa erkek tarafından getirin. Kabul ediyoruz. Ben bunu Bekir ablayla konuşacağım Nursel Hanım. Bana... Eğer ki iş takvimi müsaitse gerçekten siz de bize böyle bir imkan sağlıyorsanız. Ben evet, çünkü yoruldum istiyorum. Yani bu terk etmelerden gerçekten. Ben de dinlenmiş olurum. Getir. Bu stüdyodan bir daha biri çıkarsa böyle trip yapıp kesinlikle kabul etmiyorum. Olmaz. Gelininizin başında duracaksınız. Onun tabağı sizin tabağı demek. Yani o yaptığı tabak sana da ait Beyhan abla. O aldığı puanlar sana da ait Songül abla. Herkesten bir şekilde puan alıp senden alamayınca tabii ki ağlıyor bu kız. Yani siz burada ekipsiniz, ekip. Gelinlerinize sahip çıkacaksınız. Sonuna kadar arkasında duracaksınız. Ailesiniz, aynı soyattasınız. Buraya birlikte başvurdunuz. Öyle değil mi? Haksız evet, mıyım? Evet, doğru. Ama yakışmıyor öyle gidiyorum. En sonunda ben de söylüyorum. Hadi gidin o zaman. Ya. Ya da şöyle yapalım. Bir saat ara verelim. Yani madem komple istemiyorsanız gelinlerle birlikte bir saat ara verelim. Hemen iki tane yarışmacı koyalım buraya. Bize kolay. Gitmek istiyorsan söyle, hiç oyalama beni. Burada gelinlerinizin yanında aslanlar gibi duracaksınız. Biz yemeği bırakıp gidiyor muyuz? Aynen Nursel öyle. Ana? Ben yemeği bırakıp gidiyorum. Bıraksam yemeği. Evet. Neler der bana? Abla. Öyle değil mi? Evet. Ya çok öfkeli. Ya kusura bakmayın da vallahi Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programındasınız. Tabii ki zor olacak. Tabii ki bulmakta zorlanacaksınız. Adım adım sezon finaline gidiyoruz. Belki de şu dörtlüden biri şampiyon olacak. Belki de olamayacak. Belki de sezon finalinde acayip mucizeler yapacağız. Ne o? Şampiyon. Böyle olursun böyle. Şampiyon sen bekle. Daha da çıkmam ki. Ha. Çıkamazsın ki artık. Niye ya? Yasak. Ha, şampiyon burada canım. Konuyu kapatıyorum. Herkes gelinine sahip çıkıyor tamam mı? Öyle atar gider yok. Çıkıyorum. Tamam mı? Tamam. Müfide Hanım. Tamam. Seda ne yapıyorsun ya? Kafanı sen niye mora boyadın?
Kafanla uğraşacağına yemeğinle uğraşsana. Yani Sedacığım sen küçükken kuaför falan mı olmak istiyordun? Durup durup niye saçınla başınla oynuyorsun? Hep böyle yap bence. Mor da ayrıca yakışmış. Mor ne rengi? Para, mor ne demek? Para. Para. Para.